gündüzüm seninle. Gecem seninle. Beyhude geçti bu ömrüm derdin, derdin, derdinle. Aşkımı bir sır gibi senelerdir sakladım. Geceleri rüyamda ismini sayıkladım. Aşkımı bir sır gibi senelerdir sakladım. Geceleri rüyamda ismini sayıkladım. Geceleri rüyamda ismini sayıkladım. Aşkını bir sır gibi merhabalar, ben Gülçin Çetin. Türk Eğitim Vakfı İnanç Türkeş Özel Lisesi 2018 mezunuyum. Ve şu anda da Tıp Fakültesi 3. sınıfta okumaktayım. Bugün Ferdi Özbey'in aramızdan ayrılışının 8. yıl dönümü. Ve bizler de kendisini o değerli beyaz piyanosuyla ve yorumladığı bir eseriyle anmak istedik. Ferdi Özbey çok büyük bir sanatçı, çok değerli bir sanatçı. Ve bu büyük sanatçı kimliğinin yanında aslında kalbi de çok güzel olan bir insan. Çünkü kendisi ölmeden önce tüm mirasını ve bu manevi değeri yüksek olan beyaz piyanosunu da Türk Eğitim Vakfı'na bağışlamış. Ve Ferdi Özbeyan fonundan da her yıl yüzlerce çocuk burs alıyorlar ve eğitimlerine devam ediyorlar. Bu bizim için çok gurur verici. Bu piyano yaklaşık 5-6 yıldır bizim okulumuzda ve ben de yıllarca defalarca da bu piyanoya dokunma şansında bulundum. Sanatçı sizden önce bir eseri duygularıyla bu tuşlarda ifade etmeye çalışıyor. O duyguyu orada yakalamaya çalışıyor. Ve sonra siz de gelip aynı tuşlarda onun duygularını yakalamak, onun duygularını tahmin etmek istiyorsunuz. Ve bu benim için çok onur ve gurur verici bir olay. Ferdi Özbeyen zamanın ve sınırların ötesinde bir sanatçı. Çünkü bizler bugün hala onun yorumladığı eserleri dinleyip mutlu olabiliyorsak, o zamanlara gidebiliyorsak, o nostalji tünelinden geçip gözlerimizi kapatıp biraz olsun hayal kurabiliyorsak, kendi yaptığı müziği hala bize yaşatabiliyor demektir. Ve ben de bu eseri onun yorumuyla çalmak isteyerek aslında genç kuşakların da Ferdi Özbey'ini tanımasına, bilmesine vesile olmak istedim. Umarım da olurum. Kendisini rahmet ve minnetle anıyorum. Mekanın cennet olsun Ferdi Özbeyen. Tüm mal varlığını vakfımıza bağışlayan kıymetli sanatçımız Ferdi Özbeyen, kendi tanımıyla insanları umuda taşıdım dediği müzik hayatının baş kahramanıydı. Kendine has üslubu ve yorumuyla yepyeni bir tarzın öncüsü oldu. Dönemin müzikseverleri ve müzik camiası kendisini hayranlıkla takip etmişti ve etmeye devam ediyor.
Ne mutlu ki son dönem dijitalde geliştirilen projelerden dolayı yeni nesil de kendisini keşfetti. Gençler de artık Ferdi Özbeğen dinliyor. Kendi aile hikayeme baktığımızda 1965 yılı altın mikrofon ödülünü aldığı 45'liği babamdan bana kalmıştı. Şimdi oğlum, 20 yaşındaki oğlum Güneş de onu dinliyor. Bugün kıymetli bağışçımız Ferdi Özbeğen'in 8. ölüm yıl dönümü. Vefatından sonra vakfımızda kurulan fondan birçok öğrenci burs almaya devam ediyor. Bununla birlikte Ferdi Özbeğen'in bize emanet ettiği en kıymetli varlığı, beyaz piyanosu, okulumuz Tevitöl'ün sanat merkezinin sahnesinde Gülçin gibi öğrencilerimiz tarafından kullanılıyor. Yarattığı akımın zamansız ikonu olan Ferdi Özbeğen, beyaz piyanosuyla birlikte nesillere vâl olmaya devam ediyor. Kendisini vakfımıza, gençliğe ve eğitime yaptığı katkılardan dolayı rahmet ve minnetle anıyoruz. Mekanı cennet olsun.